Dostlar tekrardan selamlar. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde timer'lar işleyeceğiz arkadaşlar. Nedir timer'lar? Zamanlayıcılar. Nasıl çalışıyor arkadaşlar bu zamanlayıcılar? Onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar belli bir frekansta ayarlama yaparsınız. Bu timer'ları kurarsınız. Clock'lar üzerinden. Ve mesela 50 Hz diyelim. Mesela 10 Hz. Nedir? Saniyede 10 kere dönmeli değil mi? Mesela 1 Hz'de kurduğumuzu düşünelim arkadaşlar. Her bir saniyede o timer tik 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 düştüğü an arkadaşlar bir kesme atar ve sizin verdiğiniz görevi yapar. Mesela 50 Hz nedir? Her bir saniyede 50 kere düşüyor demek değil mi arkadaşlar? Ve her bir saniyede 50 kere düşen timer ne yapar arkadaşlar? Her bir saniyede 50 kere kesmeye gider ve verdiğiniz işi yapmaya çalışır. Atıyorum 0.1 Hz'li bir şey yaptınız arkadaşlar. Nedir bu yani? 10 saniyede bir timer kesmeye gider ve o verdiğiniz işi yapar arkadaşlar. Peki bu frekansları, bu kesmeleri nasıl ayarlıyoruz? İlk başta onlara bakalım. Bu clock configuration'dan nasıl bunları ayarlıyoruz? Onlara bakalım arkadaşlar. Ve timer'ların nasıl kurulduğunu gösterelim. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz gibi sistem clock MUX var. Önümüzde clock configuration'dan. HSI, HSE ve PLL clock'larımız var arkadaşlar. Biz genelde PLL clock kullanıyoruz. Neden? Daha yüksek megahertzlerde çalışabiliyoruz arkadaşlar. Bu HSI'da internal, içerideki high speed clock. HSI'de dışarıdaki external bir high speed clock arkadaşlar. Ama PLL'yi kullanıyoruz. Neden? Daha yüksek bize clock veriyor. Şimdi biz buradan arkadaşlar 168. Bunları buradan mesela değiştirebilirsiniz. Mesela ben 72 yapmak istiyorum. Buradan tıklıyorum. 72 kendine göre ayarlıyor arkadaşlar. Max 168 MHz'miş. Mesela ben bunu 100'de yapabilirim. Atıyorum. Tak. Kendi kendine ayarlıyor şu an. Bak bulamadı. 100 yapamadım diyor. Şu an ayarlıyor. Bakıyoruz. Ayarlayamadı burada. Ben ilk defa 100 yapmayı denedim. Şu an kendi kendine göre diğer peripherallara, diğer APB'lere, timer'lara hangi clock'lar gidecek? Onlara bakmaya çalışıyor. Ama bulamadı galiba. Ben bunu bir cancel edeyim arkadaşlar. 72'de ayarlayalım. 48 mesela. 48 yapar. 48'i çok kolay bir şekilde yaptı. Bir de ne diyeyim? 168 en yüksek clock'umuz arkadaşlar. Buradan neyse 168'de arkadaşlar Prescaler'dan buradan mesela APB1'e, APB2'lere. Buralar neler arkadaşlar? Buralar buslarımız bizim. İşlemcimizin içinde olan, mikrokontrolcümüzün içinde olan. Her bir timer belirli baslar kullanır. Mesela timer 1, APB1 kullanıyor olabilir. APB2'de timer 5, timer 6 olabilir. Bunlara user manuelden ulaşabilirsiniz, bakabilirsiniz arkadaşlar. APB1'de timer'lar genelde APB1'de olur arkadaşlar. O yüzden ben şu an bakmadım ama buradan oradan olduğuna emin olabilirsiniz. Neyse 168 MHz'de arkadaşlar mesela bizim timer 1'imizi 168'de çalıştırmak istiyorsunuz değil mi? Burayı o zaman 1 yapacaksınız. Hop burada mesela olmadı. Hata verdi gördüğünüz gibi. 2 yapıyorsunuz arkadaşlar. Ne oldu? Mesela APB1 peripheral clocks'lar olmadı ama APB1 timer clocks oldu. Arkadaşlar 1 verdiğinizde de oluyor. 2 verdiğiniz zaman ne oluyor arkadaşlar? Şuraya mesela burası çarpı 2 yapıyor. Gördüğünüz gibi. Mesela şurayı yapalım. Çarpı 4 dedim. Bölü 4. Burayı çarpı 2'liyor. Şu kısmı çarpı 2'liyor ve APB1 timer'lara 84 MHz gönderiyor. Ama ben ne diyorum? 168 gitsin diyorum. O yüzden burayı bölü 2 yaptım. Burası da çarpı 2'liyor. 168 timer'lar artık arkadaşlar 168 MHz'lik bir clock sinyali gidiyor. Doğru mu? Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Biz yine şurayı 72 yapalım. Daha hoş bir görüntü olsun. 72 yaptık arkadaşlar. Ne oldu? APB1 timer'ımıza 72 APB1 basımızda ve timer'lara 72 MHz'lik clock sinyali gitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi pinout configuration'a gelelim arkadaşlar. Şimdi pinout configuration'dan arkadaşlar biz timer 1'i seçiyoruz mesela. Timer 1. Buradan clock source'u internal clock olarak seçtik. Şimdi arkadaşlar buradan biz mesela ne diyorum atıyorum 1 Hz'lik bir timer oluşturuyorum. Doğru mu? Yani o yüzden hesap makinemi ilk başta açıyorum. Şu kesik kenara. Şuradan da bir formülüm vardı. Onu da açayım size göstermek adına. Evet. Bunu da gösteriyorum şimdi.
Şimdi bizim arkadaşlar frekansı ayarlayacağız, doğru mu? Bizim burada APB timer clock'umuzu prescaler değerine ve ARR değerine böleceğiz. Nedir bu prescaler ve ARR değeri arkadaşlar? Onu hemen gelip buradan bakalım. Prescaler değeri gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ve ARR değeri de burada ayarladığımız bir değer. Bu değerlere böldükten sonra biz frekansı elde ediyoruz arkadaşlar. Daha deminki ayarladığımız APB timer'ını, timer clock'unu. Şimdi clock configuration'dan bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz neyi ayarladık? APB1 timer clock'umuzu. 72 MHz, doğru mu? 72 MHz ayarladık. Şimdi bizim ne yapmamız lazım? 1 saniyelik bir şey istiyoruz. Frekans istiyoruz. Şimdi 72 MHz'i öyle bir değere bölmemiz lazım ki sonucu 1 vermesi lazım. Şimdi biz bölü mesela ne diyoruz? 72 diyeyim. 7200 diyeyim. Bölü. Bölü 7200. Ne kaldı? 10.000 bölü 10.000 dediğim zaman 1 verdi gördüğünüz gibi. Şimdi yani biz değerimiz neye ayarlayacakmışız? 7200 ve 10.000 arkadaşlar. Eğer 1 saniye yapmak istiyorsak. Şimdi o yüzden burayı 7200 yaptım. Burayı da 10.000 yaptım arkadaşlar. Şimdi biz bunu böyle bırakabiliriz ama arkadaşlar şimdi işlemcinin içinde şöyle bir şey var. Prescaler değeri ve APB değeri arkadaşlar kendi işlemcinin içinde, mikrokontrolcünün içinde artı birliyor. Yani işlemci bunu şöyle olarak görüyor. 7201. 7201 olarak görüyor. Bunu da 10.001 olarak görüyor arkadaşlar. O yüzden biz bunları eksi birliyoruz. Bu işlemci ile alakalı bir şey. Mikrokontrolcünün her zaman artı 1 olarak görür. O yüzden eksi 1 diyoruz arkadaşlar bu yaptığımız değeri. Bunu yaptık mı arkadaşlar? Şu anda bizim 1 Hz'lik timer'ımız var. Şimdi buradan NVENC Settings'e gelip şurada tim bir capture compare interrupt'ı da işaretliyoruz. Neden? Kesme atsın. O yüzden şimdi Ctrl S'e tıkladım ve yes diyorum. Evet arkadaşlar şimdi 1 Hz'lik bir timer oluşturduk. Bir de 50 Hz'lik oluşturalım. Şöyle. Nasıl yapmıştık? 72 MHz'lik bir clock'umuz vardı. Bunu 50 Hz ulaştırmak istiyoruz. Doğru mu? 50 Hz. Yani saniyede 50 kere tik verecek. Şimdi 50'ye bölüyoruz bunu arkadaşlar. Ne oldu? 1.440.000 Hz'imiz kaldı. Şimdi biz demek ki bu değere 72 MHz'i bu değere bölersek 50 Hz'lik bir sinyal 50 Hz'lik bir timer elde edeceğiz. Doğru mu arkadaşlar? O nedenle şimdi bizim bu değere ulaşacağımız rakam nedir? Yine görüyor musunuz bilmiyorum. 1440 vereceğim prescaler'a. Prescaler'a 1440 vereceğim. Şeyde ARR'ye de 1000 değerini vereceğim arkadaşlar. 1440 eksi 1 diyoruz her zaman. ARR'ye de 1000 değerini vereceğim arkadaşlar. 50 Hz'lik bir timer oluşturmuş olacağım. İstiyorsanız şuradan bir daha bakalım arkadaşlar. Neydi bizim elimizde olan APB değeri? Şuradan formülde bir daha açayım. APB değerimiz ne? 72 MHz bölü 1440 bölü. Ne oldu? 50 Hz'e ulaşmış olduk arkadaşlar. Şimdi biz bu timer'ları kurmuş olduk. Peki bunu nasıl kullanacağız arkadaşlar yazılım yazarak? Peki bunu kod yazarak nasıl kullanacağız? Şimdi ona bakalım. Main C dosyasına geçelim ve timer'ı nasıl başlatıyoruz ve nasıl kullanıyoruz? Onlara hep birlikte bakalım arkadaşlar.